Herkese merhaba, ben Berkay Muzdişler. Kiev'den tekrardan selamlar. Kiev bölümlerine devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte 27. katta bulunan bir penthouse'u gezeceğiz. Ancak öncesinde yurt dışıyla alakalı, yani kanalımızın geleceğiyle alakalı yaptığım duyuru tekrarlamak istiyorum. Çünkü yeniden izleyenler olabilir. Bu videolarda tekrar söyleyeceğim. Kusura bakmayın. Kanalımız daha önce de bahsettiğimiz gibi belli bir abone sayısını, yani 50 bin abone sayısını geçtikten sonra ara ara yurt dışı turlarımıza devam edeceğiz. 100 bin abone sayısını geçtikten sonra da aslında yarı yarıya, yani hem Türkiye hem de yurt dışı olarak kanalımızı bir bölmüş olacağız. İstediğimiz, yapmak istediğimiz hayal tam olarak bu. Evin bilgilerine gelirsek, ev toplamı 170 metrekare, 2 odası bir tane salonu bulunuyor. Ancak yani evin yarısı yatak odası olarak kullanılmış. Gerçekten çok lüks bir yatak odası göreceğiz. Evin de fiyatı 1 milyon 200 bin dolarlık bir fiyatı bulunuyor. Bana göre, yani bana fiyatı güzel geldi. Tabii Kiev piyasasına göre diğer evlerle karşılaştırmamız lazım. Şimdi videoya başlamadan önce Marina ile ufak bir sohbet edeceğiz. Yani neredeyiz, nasıl bir ev gezeceğiz, bize anlatmasını rica edeceğiz. Ondan sonra da turumuza benimle birlikte devam edeceğiz. İçeride görüşürüz. Hello Marina. Hello Berkay. What we gonna see today? Today we are located in Pechersk at Pechersky Luxury Apartment, which is name of this building. Okay. It's very important building for public and famous people in Ukraine because they love this building. Okay. It has absolutely stunning views, 360 degrees actually all over the building. Dnieper River, Botanic Garden, all the left side of the Kiev, Pechersk and Motherland, of course. Right? Yes. Yeah, everything you can see from this apartment and from this building. And okay. Today, yes, we are in the penthouse, which is branded with luxury appliances, luxury furniture from all over the world, Italy, Germany, Spain, and other countries. Who designed it? It actually was designed by Ukrainian talented company Yodizin. I really adore them because they make absolutely like stunning and amazing project all over the world. And we're gonna see a very special penthouse today with the sky views. And if you want to see and to feel the Kiev atmosphere, you can feel it, atmosphere and the rhythm of the city, this gorgeous apartment is for you. Actually, I want to thank you for this tour. I'm really exciting. Thank you. Actually, I didn't see before like this. Let's start. Let's start. Hadi giriş kısmından başlayalım. Evet, giriş kısmından tekrardan selamlar. Daireye girerken bu şekilde iki tane çelik kapınız bulunuyor ve iki çelik kapıyla birlikte içeriye giriyorsunuz. Ekstra güvenlik önlemi alınmış. Karşımıza direkt salon çıkıyor. Hemen sağ tarafımda VCR, sol tarafımda ise akıllı ev sistemi bulunuyor. Akıllı ev sistemi biraz gördüklerimizden farklı çünkü direkt tablet kullanılmış. Yani burada tabii ki hiçbir şekilde biz şu an anlamıyoruz alfabeden dolayı ama tüm sıcaklığı, ışıkları kontrol edebildiğiniz aslında klasik sistem. Sadece tablet kullanılması ilgi çekici olmuş. Hemen sağ tarafta ise bir gömme ve ser alanımız bulunuyor. Yani bir paravan şeklinde yapılmış. Burada basarak giriyorsunuz. Bu çok ilgi çekici olmuş. Hem tuvalet kapılarında da var. Ancak çok kullanışlı gelmedi bana. İçeriye girdiğinizde çift taraflı depolama alanlarınız bulunuyor. Hem de ışıklar da yerleştirilmiş. Dediğimiz gibi karşınıza da direkt aslında salon çıkıyor. Salonla girişi bölen herhangi bir kapı bulunmuyor. Salona geldiğimizde ise bir L şeklinde bir koltuk yerleştirilmiş. Hem televizyona karşı hem de manzaraya karşı oturabileceğiniz şekilde ayarlanmış. Tabi bu evin zaten en büyük özelliklerinden biri. Neredeyse evin 360 derece her yerden manzara görüyor olması. Koltukların karşısında ise duvar tamamıyla doğal taşla kaplanmış. Yani hem televizyonun bulunduğu kısım, yemek alanına kadar giden duvar tamamıyla doğal taş olarak yapılmış. Üste camın içerisine, yani camı çerçeve gibi kullanmışlar. Televizyonu yerleştirmişler. Alta da
doğalgazlı şömine bulunuyor. Buradaki camla alakalı da şöyle bir şey öğrendim. Tamamıyla hem kırılmalara karşı hem ısınmalara karşı dayanıklı şekilde yapılmış. Tabii burasının sürekli kullanılacağını düşünürsek iyi olmuş. Şimdi burada ısınmayla alakalı da petekleri göstermek istiyorum. Merkezi sistem bulunuyor. Hem klima hem de petek şeklinde. Ancak tabii petekler daha küçük ve güzel olmuş açıkçası. Çünkü pencereler tabii manzarayı ve ışığı kesmemek için yüksek yapıldığı için burada güzel bir değerlendirme yapılmış diyebiliriz. Berkay, aslında salon da küçük olduğu için yeterli olur petekler. Tabii yani zaten büyük bir salon yok evde dediğin gibi. Şimdi buradan bir terasa ilerleyelim. Bir de terası görelim. Tabii küçük bir yani balkon aslında, balkon alanınız var. Burada manzara olarak tabii karşımızda tüm aslında Kiev'i görebiliyoruz. Hemen sağda bu yemek alanında yine bahsederiz. Buranın en büyük parklarından bir tanesi bulunuyormuş. Karşımızda burada ne diye geçiyordu Mehmet? Motherland. Motherland olarak yapılmış bir heykel var. Bu 2. Dünya Savaşı'nda ölen askerler için yapılmış bu heykel. İlk videoda da buradaki ilk çekimimizde de görmüştük yine manzarası olarak. Bayağı bu arada içine kadar çıkılıyormuş. Tabii daha gitme fırsatımız olmadı. Geldiğimizden beri çekim yapıyoruz açıkçası. Ama aldığım bilgiye göre bu ele kadar, yani bu kalkan olan ele kadar çıkış yapılabiliyormuş. Tabii bu arada şunu da söylemek istiyorum. Mutlaka size de şu an yansıyordur. Tamamıyla yeşil alan bulunuyor. Yani çok fazla yeşil alanın bulunduğu bir şehir aslında. Benim hoşuma gitti o anlamda. Daha önce gelmemiştik biz de bu taraflara. Kiev'e hiç gelmemiştim yani. Burayı kapatayım. Buradan da yemek alanına geçelim. Geçtiğimizde karşımıza bu sefer 6 kişilik bir yemek masası çıkıyor. Özellikle yemek masasındaki bu koltukların çok rahat olduğunu söylemeliyim. Yani bu dönüş şekillerinden de, yani oturma şeklinden de anlaşılabilir. Gerçekten çok rahat mobilyalar ve tamamıyla İtalyan yapım. Yani dairede göreceğimiz çoğu şey İtalyan yapım olarak yapılmış. Bu alanda tabii bir de benim en sevdiğim şey bu doğal taşın tamamıyla buraya kadar uzanması oldu. Bu arada mutfakta böyle bir şey var masada. Ne olduğunu asla bulamadık. Bilmiyorum. Bilenleriniz varsa yorumda bekliyorum. Google Lens'te yaptık. Emlak ofisine de sorduk. Kimse bilmiyor. Açıkçası Joseph markasının. Berkay, aslında seni bilmem lazım böyle şey. Ya her şeyi bilmemiz mümkün değil açıkçası. Yani böyle bir şey hayatımda ilk kez gördüm. Masanın üstünde de iki tane benim her zaman göstermeyi sevdiğim gibi iki tane de avize bulunuyor. Gayet modern ve güzel seçilmiş. Yemek alanında da bu park alanı daha net gözüküyor. Bu arada şöyle bir şey de fark ettin mi Mehmet? Yani daha fazla yapılacak bir bina alanı da yok. Yani burada bir bina yapılmış, hatta helikopter pisti bayağı yakın gözüküyor. Ancak başka gelebilecek bir bina yeri çok gözükmüyor. Bu anlamda manzaranın da kesilmeyeceğini gösteriyor. Şimdi buranın bence en dezavantajlı, yani bir Türk olarak bana göre en dezavantajlı kısmı mutfağı. Yani burada çok ufak bir mutfak alanı var. Ufak olduğuna bakmayın, çok lüks eşyalar var. Ancak bence ufak tabii ki. Buraya biz Türkiye'de olsaydı bir güzel bir ada mutfak yapardık bence. Yemek alanında ileriye doğru uzatabilirdik. Daha kullanışlı olurdu. Mutfağa girdiğimizde de çift taraflı istasyonlar yerleştirilmiş. Tamamıyla İspanyol tezgahlar kullanılmış. Çizilmez, yanmaz şekilde malzemeyle. Buzdolabınız burada bulunuyor. Dokunmatik açılıyor. Şöyle gösterebilirsin. Leipher markanın ismi. Daha önce çok görmediğimiz bir marka. Doğru söyledim bilmiyorum. İçinde sadece bira var bu arada. Böyle değişik biralar koymuşlar. Ocağı görüyoruz Siemens'in. Küçük bir ocağı, üstüne küçük bir daha bulunmaz. Yemek pişirmek adına hiçbir şey yok aslında. Burada Simeg'in ürünlerini görüyoruz. Yine çok lüks ürünler. Hem kahve makinesi var bu kısımda, hem de kettle var. Hepsi Dare ile birlikte geliyor bu arada. Burada da fırın gibi gözükse de Leipher markasının yine bir şarap soğutucusunu görüyoruz. Fırın derken hemen bu ocağın altında kalıyordu. Hiç göze gelmiyor açıkçası. Hiç ilgimi çekmemişti açıkçası. Hemen burada da ev iyi. Birazcık karanlık bir kısmı aslında. Ve diğer eşyaları görüyoruz. Bu arada yani saat şu an 7'ye geliyor. Dairenin ne kadar ışık aldığını oradan da anlayabilirsiniz. 7'ye gelirken bile güzel. Yani aydınlık olması güzel. Şimdi buradan banyoya gireceğiz. Yine girişte de bahsettiğim gibi açılıyor. Işığı otomatik. Ve karşımıza direkt bir lavabo çıkıyor. Gerçekten güzel bir lavabo. Hem mermer hem taş kullanılmış. Ve lavabonun bataryası da kendisi kadar güzel. Burada daha önce hiç görmediğimiz bir musluk var, batarya var.
şöyle gösterebilirim. Viola birlikte geliyor, gayet hoşuma gitti benim. Duvar çift renk seçilmiş, yani iki renk bulunuyor, yine güzel bir hava katıyor. Bir de burayı da bilerek açık bıraktım açıkçası. Sifon da bu şekilde teknolojik olarak, dokunmatik olarak yapılmış. Şimdi yukarıya gideceğiz. Yukarıda bence bu kanalda çok ender gördüğünüz yatak odalarından çok güzel bir yatak odası göreceğiz. Yukarısı tamamen yatak odası olarak yapılmış çünkü. Şimdi buradan bu özel yapılmış merdivenlerle birlikte yukarıya çıkalım. Yine bu özel yapılmış cam trabzanları da göstermek istiyorum. Gerçekten hoş duruyor. Şimdi videonun başında da söylemiştim. Gerçekten şık bir yatak odasına geldik. Karşımıza direkt king boy bir yatak çıkıyor. Karşısına büyük bir televizyon yerleştirilmiş. Tam keyif yapmak için aslında. Ve tabii yatak odasının yine aşağıdaki gibi tamamıyla devam ediyor aslında pencereleri. Bu anlamda doğal ışık ve manzaranız kesintisiz aslında. Şimdi yatağın bulunduğu kısımda şunu göstermek istiyorum. Burada bir özel sehpanız bulunuyor. Yani tüm mobilyanın özel olduğu belli aslında. Hemen buradan banyo alanına geçeceğiz. Burada banyonun duş kısmı bulunuyor. Yani buradan yine duş alırken aslında bir açıklıkta bırakılmış. Hemen sol tarafımda da ufak bir çalışma masası. Yani yine burada çalışmanız için manzaraya karşı yerleştirilmiş. Ancak odanın renklerine ve genel lüksüne uyuyor aslında. Şimdi buradan devam ettiğimizde ise banyo alanına çıkıyoruz. Ben bu banyo alanını özellikle çok beğendim. Öncelikle walk-in duştan başlayalım. Burada özel gelmeme sen de böyle. Burada özel ışıklarınızın olduğu bir walk-in duşa sahipsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Burada ışıklarınızı ayarlayabiliyorsunuz. Yani mesela mavi yapmak istediğiniz zaman basıyorsunuz, mavi oluyor. Kırmızı yapmak istediğinizde kırmızı yapabiliyorsunuz. Gerçekten hoş. Tabii bu alanda açık bırakılmış. Aslında burada bir şey aradı gözlerimiz. Yani burayı kapatmak için daha önce bir prova çekimimizde İstanbul'da görmüştük. Evet, buzlama gibi bir şey aradık ama öyle bir sistem yapılmamış. Tabii duvarda da duşun tüm sistemlerini hem tavanda, şöyle rengi değiştireyim. Hem yağmur başlığınız bulunuyor direkt duvarda, hem de buralardan da su gelecek şekilde yapılmış. Gerçekten şık. Ancak tabii walk-in duşla kalmamışlar. Burada bir de bir küvetiniz bulunuyor. Şimdi önce küveti, jacuzziyi gösterelim. Küvet dedim, pardon. Jacuzziniz bulunuyor. Jacuzzi tamamıyla masaj özelliği olan son derece lüks bir jacuzzi. Ancak buradaki en önemli detaylardan biri, yani şöyle gelirsem sanki daha güzel gözükecek. Burada jacuzzinizde keyif yaparken hem Kiev'in en büyük parklarından birini hem de buradaki nehri görebiliyorsunuz. Bence yani şehrin merkezinde bir jacuzzi keyif yapıyorsunuz gerçekten. Yani müthiş duruyor açıkçası. Bir de yani burada bir bina yapılmış, başka bir bina gelecek bir yer yok. Yani manzaranızı kapatacak herhangi bir şey bulunmuyor. Dediğimiz gibi bu yatak odası gerçekten özel. Jacuzzi'nin hemen karşısında da duvara monte edilmiş bir lavabonuz bulunuyor. Çanak lavabo taş şekilde seçilmiş. Üstünde de ışıklı yuvarlak ayna bulunuyor. Evet, şuradan açabileceğiniz şekilde. Arkasındaki duvar da, şimdi bunu ilk başta gerçek olmadığını düşündüm ama gerçek bitki bulunuyor. Yani yaşayan duvar yapmışlar. Aslında biz bunları dışarıda görüyoruz normalde. Hiç içeride görmemiştim yani yaşayan duvar yapıldığını. Burada da yaşayan duvarınız var. Aşağıdaki bataryanın da yine şöyle göstereyim. Aynısı yapılmış. Ben bu bataryayı çok sevdim. Açıkçası. Yaşayan duvar aslında iç mekanında güzel oluyormuş. Güzel olmuş tabii ki. Burada çok güzel bir hava katmış. Şimdi hemen Mehmet'in sol tarafında da tuvalet bulunuyor. Oraya da girelim. Bu arada otomatik açılacak. Evet. Burada duvarda bir aydınlatmanız bulunuyor. Bideyi ve tuvaleti görüyoruz. Bu şekilde aydınlatma yapılması yine ya odanın lüksü tartışılacak gibi değil açıkçası. Yani bence. Bu kısımları çok iyi gelecek. Evet, yani ev aslında bir salonu bir de yatak odasından oluşuyor. Yani mutfak çok küçük, yemek, bir de yemek alanı var aslında. Yani ev gerçekten konsept bir ev. Şimdi burada bana göre bu kanalda bir daha görmeyeceğimiz bir şey. Şöyle açarsak. Ne olduğunu ilk gördüğümüzde anlamakta çok zorlandık. Tuz odası bulunuyor. Yani şuradan en azından göstereyim. Burada tamamıyla duvarlarda tuzdan, yerde de tuzlar, Himalaya tuzlarıymış bunlar. Burada ne yani tamamıyla saunanın farklı bir çeşidini görüyoruz ve bir daha görmeyiz diye düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten özel bir oda. Sürekli renkleri değişiyor. Yatak dahi içinde tuzlar kullanılmış. Duvarda tuzlar kullanılmış. Burada da özel ayar yapabileceğiniz bir kısım bulunuyor. Şöyle yaparsam çok da yapmadan burada sürekli ısısını ayarlayabiliriz. Yani tuzu sürekli nefes olarak çekiyorsunuz. Rahatlama odası sanırım.
Evet, yine bak şeyden de gösterebilirsin İtalya şeyini. Her şey İtalya, yani tüm ürünler İtalyan olarak seçilmiş. Demek ki alan kişi çok seviyor. Burada bir de bir giyinme alanınız bulunuyor. Bayağı büyük şekilde yapım. Şöyle açmaya başlayayım. Yine özel yapım tamamıyla. Hatta bu bayağı gördüğümüz büyük bir giyinme alanı aslında. Buna en benzerini Mavişehir'de görmüştük. Tabii İzmir'de görmüştük. Açabildiğim kadar şöyle açayım. Yani her yer depolama alanı olarak seçilmiş. Şöyle gösterebiliriz. Şu kısımlara da birazcık bakalım. Şuraları da açayım. Burada da ayakkabılarınızı koyabileceğiniz, saatlerinizi, kemerlerinizi koyabileceğiniz bir sürü yer bulunuyor. Benim için gayet güzel bir alan aslında. Yani her şeyi koyabilirsiniz. Bütün duvar boyunca devam ediyor çünkü. Şimdi zaten çok fazla kişinin de yaşamayacağını düşünürsek fazlasıyla yetecektir. Burada da bir gizli alanımız var gibi aslında. Şöyle girelim. Çamaşır odasına çıkıyor. Burada çamaşır makinesi, kurutma makinesini buluyoruz. Ve buradaki kısımda teknik kısmınız geliyor. Bunu yine daha önce birkaç tane evde, Türkiye'de de görmüştük. Teknik olarak eve müdahale edilmesi gerektiğinde evinize kimse girmeden direkt bu kısımdan gelerek müdahalede bulunuyorlar. Bence güzel bir özellik. Şimdi buradan yatak odasına da tekrardan döndüğümüzde, yani bilmiyorum, bana göre çektiğimiz en iyi yatak odalarından biri. Yani ilk 3'te olacağına eminim. Evet, bu turlarımız tabii ki devam ediyor. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ki evde turları görmek, yani tabii ki Türkiye'de de yani belki ilk kez izliyorsunuzdur. Genellikle Türkiye'de video çekiyoruz. Bu ilk yurt dışı deneyimlerimizden bizi takip edin. Görüşmek üzere.